Yani 5 yıl boyunca hakkında yakalama kararı olan bir isimdi. Bu isim 5 yıl boyunca hayatını gayet normal bir şekilde idame etmiş anladığımız kadarıyla. En son da hayatını kaybettiği haberi basında öğrenmiş olduk ve teyitlendi, doğrulandı da işte hayatını kaybettiği. Burada 5 yıl boyunca şahıs herhangi bir şey yaşamamış aslında. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamış. Evlendiği iddiası da var hatta. işte çocuk sahibi olduğu bu süre zarfında. Yani normal hayatını yaşadığı da söyleniyor. İddia o ki mide probleminden dolayı bir ameliyat olmuş ve ameliyat sırasında da hayatını kaybetmiş. Burada aslında asıl Önemli olan husus şu, 5 yıl boyunca hakkında yakalama kararı olmasına rağmen ve ciddi bir suç faili de olmasına rağmen yakalanamamış olması. Aslında bu, bunu biz yani yakalanamadı dememiz yanlış olur. Yakalamadılar yani bilerek yakalamadılar. Çünkü bu da yine dosyanın tamamında gördüğümüz o cezasızlık politikasını burada da yine görmüş olduk. Yani... Ee, şahıs yıllarca e, yakalanmadı, yani yakalattırılmadı aslında, korundu bir şekilde ve normal hayatını da sürdürdü. Ameliyatlarında olduğu sağlık problemleri varsa onları dahi giderdi, yani hiçbir sıkıntı yaşamadı. Farklı kimlikler kullandı. E, bu e, husus zaten e, dosyanın tamamına baktığımızda diğer failler açısından da bu cezasızlık politikasının dağım, dağımı olduğunu görüyoruz. Bu da bir parçası. Yani dosyada ifadeler, birçok failin ifadeleri dördüncü yılın sonunda alınmıştı. Gözaltılar dördüncü yılın sonunda olmuştu. Ee, bu, burada işte yine hakkında yakalama kararı olan şahsın beş, yaklaşık 5 yıl sonra e, hani normal yollarla işte sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği e, haberini aldık. Burada işte zaten etkin bir soruşturmanın olmadığını biz soruşturmanın ve kovuşturmanın her aşamasında dile getirmiştik. Bu da en bariz kanıtıdır. Etkin bir soruşturmanın yapılmadığı yani yakalama kararı olan bir şahsın 5 yıl boyunca yakalanmadı ve bu şahıs 5 yıl boyunca da normal hayatını sürdürmüş. Burada da yine kimlik yani kimliğin kendisine temin edilmiş olduğu da ortada yani yine kendisine yardım edenlerin olduğunu bariz gösteriyesi bu. Kendisine çünkü başka kimlikler e, temin edilebilmiş. Burada yine kendisinin e, kendisinin firar olduğu dönemde kendisine yardım edenlerin olduğunu da ortaya çıkarıyor. Bir diğer ikinci hususta da zaten etkin bir araman yani etkin bir soruşturman olmadığını e, belirtik ki, ki şahıs hani herhangi bir kendini herhangi bir şekilde kamuflaj da etmemiş. Yani herhangi bir kıyafet değişikliği bile değil, yani rutin, normal hayatı neyse onu yapmış, yani saç tıraşından hiçbir şey değişmemiş. Bu da zaten etkin bir aramanın olmadığını yine ortaya koymakta. Bu sebeple de ciddi bir zorluk da yaşanmamış açıkçası. Çünkü sürekli yardım almış gibi görünüyor. Yani özellikle de kimliğin kendisine temin edilmiş olması. Bu da etkin soruşturmanın yürütülmediğinin bir diğer göstergesidir.